Sokak Hayvanları Yasası hakkında stratejik eylem ve risk azaltma planı toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bu yasayla ilgili hem Sayın Genel Başkanımızın, hem Ekrem Başkanımızın ve diğer belediye başkan arkadaşlarımızla beraber siyasi tutumumuzu çok net olarak sergiledik. Elimizi kana bulamayız dedik. Ortak akılla bu işin yürütülmesi gerektiğini söyledik. Türkiye çok uzun süredir bu tip konularla ilgili ortak akıldan, konunun kendi aktörlerini masaya çağırarak konuşmaktan yoksun bir yönetim anlayışının bedelini ödüyor her alanda. Evet, bugün bu konuyu konuşuyoruz. Emin olun son 20 yıldır pek çok konuyu böyle konuşmak için bir araya geldik. Şehircilikte, kentleşmede, gençlik politikalarında, eğitim politikasında bugün de can dostlarımız için bir araya geldik. Yine bir krizle karşı karşıyayız. Bizlere çok görev düşüyor, yerel yönetime çok görev düşüyor, belediyelerimize çok görev düşüyor. Çünkü hep aynı örneği kullanıyorum, patlak lastiğe yama yapar pozisyondayız. Yani sistemin toplumda yarattığı yaralara ve sistemin toplumda yarattığı, siyasi iktidarın toplumda yarattığı, mevcut işleyişte yarattığı pek çok krize çözüm üretmek zorundayız. Yerelden bu konu ilişkin ortak aklı ve bu masalardan çıkacak stratejiyi uygulamak zorundayız. Ben bir belediye başkanı olarak kendi sorumluluğumu böyle alıyorum. Yani buralardan çıkacak bilim insanlarının, hocalarımızın, odaların, can dostlarımızın, sevenlerin, bizlerin yaratacağı ortak strateji benim uygulayacağım reçetedir. İşin hem böyle bir yaşamsal boyutu var, hem böyle bir yaşam hakkı boyutu var, hem bir ilişki boyutu var. Yani bu can dostlarımızla kurduğumuz bir ilişki boyutu var, hem de bir kent boyutu var, bir metropol boyutu var. Diğer ilçelerle beraber senkronize hareket etmemiz gerekiyor. Bunun da farkındayım. Şişli tek başına bir şey yaptığında bu işle alakalı bir şey ifade etmeyeceğini ben de farkındayım. Dolayısıyla bu iş daha bütüncül politikalarla ele alınması gerekiyor. Zor bir konuyla ilgili bir araya geldik. Duyarlılığı yüksek bir konuyla ilgili bir araya geldik. Belki tek seferde tabii ki olmayacak. Birkaç kere daha ve birkaç toplantıda daha bu konunun farklı boyutlarını konuşmamız gerekiyor. Çünkü hep söylüyorum, bir çoklu krizlerle mücadele ediyoruz. Kriz tek boyutlu bir kriz değil. Kamunun krizi var. Daha bugün bu sabah buraya gelmeden önce uzun bir finans toplantısı yaptım belediyede. Artık bu kriz, bu çoklu krizde kamuyu, kurumları bambaşka bir çıkmaza sokuyor işin açıkçası. Çünkü Türkiye'de kurumların çöktüğü, kurumların çökertildiği, kurumsal aklın çökertildiği bir dönemi yaşıyoruz. Hep beraber el birliğiyle gerçekten bunu aklı selim bir şekilde ayağa kaldırmak zorundayız. Bizim en büyük sınavımız sosyal demokrat belediyelerin, bugün iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin en büyük sınavı da işin açıkçası bu. O nedenle bu masalar çok önemli. Gerçek ortak akılda müşterek olanı, doğru olanı, toplum için doğru olanı bulma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var. Hepimizin sorumluluğu bu. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Bu sadece siyasetin sorumluluğu değil, bu sivil toplumun da sorumluluğu, bu yurttaşın da sorumluluğu. Şu ana kadar biz bu kanun çerçevesinde aşamaları görüyorsunuz. Topla, aşıla, kısırlaştı, işaretle, geri bırak ekseninde çalışmalarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da yürütüyorduk. Bu alanda İstanbul'da 6 tane büyük hayvan, geçici hayvan bakım evimiz. Ki yeni mevzuatta bunlar hayvan bakım evi olarak nitelendiriliyor. Çünkü artık sahiplendirmenin temel strateji olarak benimsendiği bir aşamaya geçmiş durumdayız. Artık bunlara hayvan bakım evi diyeceğiz. Biz de bu tabelaları değiştirmek zorundayız. Bu merkezlerimizi bir tane de ayakta tedavinin olduğu Fatih'te bir aşılama tedavi merkezimiz mevcut. Yıllara göre muayene tedavi sayılarımız görüyorsunuz çizelgede. 2022 yılında 177 bin yine aynı bir skalada geliyor. Bu yılda 113 bin sayısındayız. Feriköy Mahallesi mesela burada bir mezarlık alanımız var. İSKİ'nin yeşillik bir bahçesi var. Oradaki köpeklerimizle ilgili de yine acil olarak çözüm üretmemiz gereken gruplar arasında, öncelikli gruplar arasında. Belediyenin ayırması gereken kaynaklar var. Yine bu kaynakları ayırmayan belediyelere yaptırımlar söz konusu. 6 yılda 2 yıl ay arasında yaptırım öngörüyor. Ceza yaptırım, hapis cezası olarak. Belli başlı tedbirler koydukları yasada ne yazık ki uygulama yönünden yetersiz kalacak. Ama bu yasanın çıkması için heveslenen, çok fazla avucunu ovuşturan belediye vardı. Ki yasadan önce de öldürdükleri biliyorduk ama artık meşru bir zemin kazanmaya başladı. Bununla ilgili yasanın iptaline ilişkin
bir çalışma yaptık. Bunu sürekli gündeme getirmek lazım. Aslında bunu işlemeyeceğini Anayasa Mahkemesi inşallah o yönde bir karar verir. Yeniden oturup sizler de bizler de bunu değerlendirir. Yeni bir kanun çalışması yapılır. Bölgede 25 binin altında nüfusu olan belediyelerin bu konuyla ilgili belli yükümlülüklerden muaf olması olduğunu düşünüyoruz. Onu da altına çizmiş olayım. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.